Sayın seyirciler, iyi akşamlar. Sözüm Var'a hoş geldiniz. Bir 5 günlük ayrılıktan sonra tekrar birlikteyiz. Ve bugün liderler turumuzda, biliyorsunuz Sözüm Var'ın özel bir bölümünde muhalefet partilerinin liderleriyle sırasıyla röportajlar yaptım. Yapmaya devam ediyorum. Bu akşam konuğum Gelecek Partisi lideri, Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. RTÜK'ün, Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun bize verdiği yayın yasağından sonraki ilk yayınımızda sizi ağırlıyoruz. Dolayısıyla hoş geldiniz diyorum. Ben de her şeyden önce bu yayın yasağını bir kez daha protesto ediyorum. Bir ülkede sorunlarla karşılaşılır. Her sorun tartışılır, aşılır ama düşünce özgürlüğü ile ilgili sorunlar yaşandığı zaman sorunları tartışamaz hale gelirsiniz. Hangi kanaat, hangi düşünce olursa olsun medyanın tam anlamıyla özgür olması önemli. Son arka arkaya verilen bu kapatma ceza değişik televizyon kanallarını Türk demokrasisi için, düşünce özgürlüğü için bir yüz karasıdır açık söylemek. Ama biraz önce öğrendiğim bilgi de beni çok mutlu etti. HD yayınlarında bugün başlıyorsunuz. Evet, yani ayağımız bir açıdan uğurlu geldi. Hem kapatma cezası bitmiş oldu. İnşallah bir daha karşılaşmazsınız. Efendim, hem her kapanış yayınları. Bir açılıştır sonuç doğru, itibariyle doğru, ve doğru. Daha iyisine doğru evet. Açıldığımızı ümit ediyorum. Halk TV'nin değerli seyircileri de hem HD yayına geçtik. Evet, hem de bugün sizinle yapacağımız bu sohbetten ya da bu röportajdan önemli gündem başlıkları konusunda bilgi almak istiyorlar. Pek çok da soruları var. Onları da yeri geldiğinde sizlere aktaracağım. Şimdi muhakkak ki ekonomi herkesin gündeminde ve aslında bütün sorunlar bir yana herkesin en büyük derdi ekonomi ve ekonomideki gidişat. Bunu tabii ki size soracağım. Yine aynı şekilde pandemiyle mücadele, bunu da soracağım ve tabii ki Gelecek Partisi'nin bundan sonraki stratejisini, bütün bunları konuşacağız ama müsaade ederseniz bugün manşetlerdeki en önemli konuların başında gelen HDP'lilere yapılan operasyonla başlamak istiyorum. Şimdi bu operasyon birçoklarına göre aslında özellikle sizi, yani Gelecek Partisi'ni ve İyi Parti'yi hedef alan bir operasyon. Çünkü bu operasyon üzerinden muhalefeti bir köşeye sıkıştırma ve HDP'yi adeta şeytanlaştırma ya da marjinalleştirme üzerinden özellikle sizin partiniz ve İyi Parti seçmenini bir şekilde AK Parti'ye ya da işte Cumhur İttifakı'na döndürme operasyonu olarak okundu. Siz bu fikirde misiniz? Sizin hedef olduğunuzu düşünüyor musunuz bu operasyonda? Son yapılan atılan adımların çoğunda doğrudan hedef biziz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugünkü konuşmasında bile baktığınızda belli imalarla yönlendirmeler, göndermeler var. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı şu ana kadar geçmiş siyaset, özellikle son 4 yıl içinde ve özellikle de Cumhurbaşkanı hükümet sistemine geçtikten sonra ve geçerken toplumu kutuplaştırarak kendi tarafını konsolide etmeye dayalı bir strateji takip etti. Yani o tarafı ne kadar konsolide edersem kendi çevremi, sonra bunu MHP'yi de katarak bu konsolidasyonunu başka bir ideolojik zemine de oturttu. Bu konsolidasyonun devam etmesi iktidarını sağlıyor. Biz bu konsolidasyonu bozan bir unsuruz. Yani kendi tabanının da hitap ettiği çevre itibariyle bakıldığında çok rahat işte eski denklemler içinde sağ sol, muhafazakar, seküler bir sürü denklemde bizim siyaset sahnesine girişimiz ki 12 Aralık'ta bir yılımızı dolduracağız. İnşallah örgütlenmemiz konuşuruz. Çok hızla seyrediyor. Kasım ayında da büyük kongremizi yapmış olacağız. Ve çok beni sevindiren bir gelişme olarak zikredeyim. İlk örgütlenmemizi tamamladığımız yerler Doğu ve Güneydoğu illerimiz oldu. Her yerde birden örgütlendik ama şu anda Doğu ve Güneydoğu'da örgütlenmediğimiz, ilk kongremizi yapmadığımız yer, çok nadir örgütlenmediğimiz yer kalmadı. Bu şunu gösteriyor, Doğu ve Güneydoğu'daki Kürt seçmen yeni arayışlar içinde. Ve bir ikili kıskaçla şey altına alınmış durumda. Bir kıskaç özgürlükleri savunmak adına kamu düzenini yok sayan terör kıskacı, kamu düzenini yok edebiliriz, özgürlükleri böyle yorumlayan biri ki hendek barikatlarla mücadeleyi veren başbakan da benim, başlatan da. Diğer tarafta da kamu düzeni adına özgürlükleri yok sayan şu anki iktidarın kıskacı. Doğu ve Güneydoğu'daki seçmen bu kıskaç altında ve kendi siyasi tercihleri konusunda da kayyum atamalarıyla boğulma altında. Biz bu konuda çok net bir tavır aldık. En başından itibaren kayyum atamalarına karşı çıktım.
başbakanlık döneminde de bu tür teklifler geldiğinde ben rakiplerimle siyasi alanda mücadele etmek size bu isterim. Bu tip teklifler geldi mi? Tabii tabii. O dönemde bu tür şeyler gündeme geliyordu. Yani terörle mücadele yürütürken belediyelerde seçilmiş şeylerin yerine gelmesi gibi bir takım unsurlar görev alması. Ama kim bu teklif veriyordu? Devlet mi? Değişik kanallardan Cumhurbaşkanı geliyordu. Mı? Değişik kanallardan geliyordu. Yani gündeme gelen konulardı. Ama şimdi de söylüyorum. Doğu ve Güneydoğu'da genelde Kürt seçmen ama Doğu ve Güneydoğu'da olduğu için bu operasyonların çoğu Kars son olarak da bu burada o zaman da söyledim şey. Siyasi bir partiyle siyasi mücadele veririm. Ve o mücadeleyi en sert bazen kararlı şekilde de sürdürürsünüz. Ama rakiplerinizin özgürlük alanlarını ve seçmenin siyasi tercihini daraltmamanız lazım. Hı hı. Bu eylemler o bölgemizdeki seçmenin iradesini ipotek altına almak. Ve ilginçtir, Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilge'nin geçmişini hepimiz biliriz. Geçmişinde o geleneksel yani örgüte yakın HDP geçmişinden olmadığını da herkes bilir. Altan Tan'ın olmadığını da herkes bilir. Şimdi öyle bir kutuplaşma yapılmak isteniyor ki bir taraf İç Anadolu ve Karadeniz konsolide edilirken Doğu ve Güneydoğu seçmeni neredeyse iradesi yok sayılarak terör örgütünün propagandasını açık hale getiriliyor. Ve terör örgütünün tam da isteğine ekmeğini yağ sürüyor. Yani HDP'li seçmeni sokağa mı çekmeye çalışıyorlar? Sokağa çekme ya da HDP'li seçmenin radikalleşmesi sonucunu doğuruyor. Oy veriyorsa bir seçmen ve o oy verdikten 3 ay 5 ay sonra oy verdiği belediye başkanı görevden alınıyorsa o seçmen ne diye düşünmeye başlar? Bu oy vermenin işleminin bir faydası yok. Burada ilkesizlik şurada. Eğer seçime girme veya da belediye başkanı görevini yapma ya da milletvekili görevini yapmayla ilgili bir suç unsuru varsa bunu önceden seçime girmeden önce YSK izin vermeden önce yap. Ama seçime girmesine izin veriyorsun hukuk sistemi. Sonra 6 yıl önceki bir dosyayı açıyorsun. Ve bu şu demektir. Sen kime oy verirsen ver önemli değil. Ben senin oyunu ipotek altına alırım. Şimdi bunu söylediğinizde o seçmenin devlete ve demokrasiye aidiyetini zayıflatırsınız. Bakın hem devlete hem demokrasiye. Bu iki aidiyet aynı andadır. Doğu Güneydoğu'daki vatandaşlarımızın şu anda hem devlete aidiyetini sarsar bu uygulamalar hem demokrasiye aidiyetini. Bizim varlığımız ne sağlıyor? Bizim varlığımız bu seçmene bir hayat alanı, işte nefes alma alanı, bu örgütlenmemiz, bu kadar hızlı örgütlenmemiz ve özellikle Van'da, Diyarbakır'da, Batman'da, Şirin Hanım öylesine bir şeyle karşılandı ki Van'da saatlerce yolda tek tek insanlar dertlerini anlattılar. Orada ciddi bir ızdırap var. Bunu görmek lazım. Şimdi buna döneceğim ama oraya geçmeden önce bu teşkilatlanmanızı soracağım ama. Şimdi biliyorsunuz bu Kobani olaylarından dolayı Selahattin Demirtaş için de tekrardan bir dava açıldı. Bir senedir bekleniyor. İddianamesi daha yazılmadı. Siz de söylediniz. 6 sene sonra HDP'lilere ve işte Ayhan Bilge'nin de olduğu pek çok ismi tutukladılar. Şimdi biz Selahattin Demirtaş'ın aslında daha önceki ifadelerinden biliyoruz ki siz bu Kobani olayları sırasında o dönemin başbakanı olarak sonrasındaki Cizre'deki olaylar, eylemler sırasında aslında HDP'yle yakın çalıştınız. Efkan Ala İçişleri Bakanı'ydı o dönem. Gerek Sırrı Süreyya Aydın'ın devreye girmesi, Selahattin Demirtaş'la bizzat sizin görüşmeleriniz. O dönem sizin bir çaba ortaya koyduğunuzu biliyoruz. Ama Efkan Ala'nın çok çarpıcı bir açıklaması var. Kontrol edemediğimiz güçler diye bir ifade kullanmıştı. Bugün geriye dönüp baktığınızda o zaman ne oldu? Bunu şimdi, anlatabiliyor musunuz? Şimdi, neydi o kontrol edemediğiniz güçler? Şimdi tabii geçmişi çok sürekli geçmişi tartışıyoruz. Bu programda geleceğe dönük tartışmayı tercih ederim. Tabii onları soracağım. Şunu açık ifade etmek isterim. Benim hayatımda belli devlet mahremiyeti gerektiren hususlar dışında siyasi hayatımda herhangi bir gizli saklı yön yok. HDP ile birlikte o anlamda birlikte çalışmadık. 6-7 Ekim olaylarında ben 40 günlük başbakandım. Ve 1 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bıraktığı, Sayın Cumhurbaşkanı görevi devrederken bana iki konuda dedi size emanetim var. Yani genel kurulda, herkese genel kongrede. Birisi FETÖ'yle mücadele. Biliyordu ki FETÖ'yle mücadeleyi en sert veren bendim. O sebeple zaten böyle bir görev değişiminde bunu hep söyledi. FETÖ'yle mücadelede en öne çıkan arkadaşım diye. İkincisi de çözüm süreciydi. Dolayısıyla böyle bir mirası devralmıştım.
çözüm, şöyle bir algı var. Şimdi Cumhurbaşkanı çözüm sürecine sahip çıkmadığı için sanki çözüm sürecinin bütün aksayan yönleri bize ait. Sayın Cumhurbaşkanı da hep terörle mücadele etmiş gibi algı doğuyor. Yanlış. Çözüm sürecini hepimiz savunduk. Ve bu işin mimarı da Cumhurbaşkanıydı. Çözüm süreci sonrasında, yani çözüm süreci esnasında 40 günlük başbakanken bu olaylar başladığında 1 Ekim'de çözüm sürecinde ilgili daha önceki yasal çerçevede oluşmuştu ve meclisten geçti. Biz bu hazırlıkları sürerken Sayın Demirtaş o zaman bu çözüm süreci bağlamında yapılan görüşmeler oldu. Ve bize açık söyleyeyim, 6-7 Ekim olayları, daha önce dış politikayla yoğunlaştığım için ülke içindeki bel ele Doğu ve Güneydoğu bölgesine sık gidemediğim için tabloyu görmüyordum. Bize ve özellikle de bana bir başbakan olarak kamu düzenindeki bütün aksaklıkları gözler önüne serdi. Ve o andan itibaren o günlerde Demirtaş'la yaptığımız, Selahattin Demirtaş'la yaptığımız görüşmede de net olarak kendisine şunu söyledim. Ne olursa olsun kamu düzeninden taviz vermem. Bütün kışkırtıcı tweetlerinizi, açıklamalarınızı geri çekeceksiniz. Çözüm sürecinin devam etmesini istiyorsanız şehirlerdeki bu yağma, bu kanun dışı eylemlerinize son vereceksiniz. Hiçbir zaman herhangi bir tarafla kamu düzeni pazarlığı yapmadım ben. Geldiğimde kamu düzeni bozulmuştu, açık söyleyeyim. Bozuk bir kamu düzeni devralmıştım. 6-7 Ekim olaylarıyla bunu gördük. Bıraktığımda başbakanlığı Mayıs 2016'da Türkiye'nin hiçbir şehrinde, ilçesinde, kasabasında, mezrasında hendek, barikat kalmamıştı. Dolayısıyla ama şeye de hep açık oldum, diyaloğa da. Hiç kimsenin yapmadığı, mesela başbakan olarak 7 Haziran seçimleri sonrası koalisyon görüşmeleri için herkesle görüştüğümde koalisyon kurma irademiz olmamasına, böyle bir şey olmamasına ben HDP genel merkezinde ziyaret ettim. Çünkü ben siyasi partilere saygıyı, o partiye oy veren seçmene saygı olarak görürüm. Ama bir sürü faktör orada, FETÖ unsurları, diğer birçok şey, kışkırtıcı, provokatif eylemler içinde bulundular terörle mücadelede. Buna karşı da demokratik hukuk devleti kuralları içinde mücadele ettim. Hiçbir seçilmiş otoriteye karşı, yani belediye başkanı olsun veya seçilmiş şeylere karşı benim dönemimde herhangi bir seçilmiş hiç kimseye karşı bir tavır içine girilmedi. Ama kamu düzenini bozan kim olursa olsun, o kamu düzenini bozan na karşı da en sert ve kararlı mücadeleyi verdik. Hayır, şundan dolayı soruyorum. Siz çünkü diyorsunuz geçmişi konuşmayalım, ileriyi konuşalım. Evet, zaten geçmişin konuşulacağı belki çok uzun başka bir program yapmak gerekiyor ama şundan dolayı soruyorum. Çok cevap verdim bunlara, çok onun için. Siz şu anda aslında bütün bu olaylarda devlet, yani kara kutu pozisyonundasınız. Ahmet Davutoğlu bir konuşursa bir dönemi biz anlayacağız. Dolayısıyla Kürt seçmenin de özellikle beklediği bu. O yüzden sordum. Mesela bu soruşturma kapsamında madem ki HDP'lere yönelik, sizce hem dönemin başbakanı olarak hem de şimdi Gelecek Partisi'nin lideri olarak ve o bölgede de örgütleniyoruz diyorsunuz. Efkan Alan'ın, bölge valilerinin ve emniyet müdürlerinin de bu soruşturmaya dahil edilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz? Mesela Sayın Demirtaş diyor ki muhakkak Efkan Al'a konuşmalı. Çünkü bu devletin bile kontrol edemediği güçler kim? Herkes öğrenmeli. Şimdi hangi bağlamda Efkan Bey'in bu konuşmayı, hangi bağlamda böyle bir şey söylediğini bilmeden yorum yapmam. Efkan Bey terörle mücadeleyi beraber yürüttüğümüz ve çok ciddi bir devlet adamıdır. Diyarbakır Valiliği esnasında halka nasıl davrandığı herkese malumdur ve Diyarbakır'da bu anlamda Efkan Ala'nın bıraktığı çok çok devlet ada şey vali, devleti temsil eden demokratik düzenin valisi olarak çok güzel bir iz vardır. Müsteşarken de özgürlükçü bir tutumu olmuştur. İçişleri benim İçişleri Bakanım olarak da, yani o dönemde birlikte verdiğimiz mücadelede de ne ben ne Efkan Bey herhangi bir şekilde demokratik hukuk devletinden taviz verilmesine ve özgürlük alanlarının daraltılmasına da izin vermedik. Terörle mücadelede de kararlılık sergiledik. Şimdi Efkan Bey'in o açıklamasının hangi bağlamda söylendiğini bilmeden yorum yapmam. Çünkü ben beraber çalıştığım her arkadaşımın hukukunu korurum. Efkan Bey bu anlamda özgürlükçü, kamu düzeni anlayışının önemli temsilcilerindendir. Dolayısıyla bir fırsat olursa siz de sorun, ben de gerekirse kendisiyle bunu konuşurum. Ama Sayın Demirtaş'ın Efkan Ala'dan hareketle burada onlar da soruşturma kapsamına alınması gerekir. Yaklaşımı son derece yanlıştır. Hayır, Demirtaş bunu demedi. Bunu ben soruyorum. Ha öyle mi? Ha, tamam, o zaman haksızlık olmasın. Sayın Demirtaş'ın böyle bir şey yok. Sayın Demirtaş Afgan Ala konuşmalı dedi. Ben diyorum ki mantık olarak size soruyorum. Tabii. Bu durumda neyin ne olduğunu ortaya çıkması için, ki zamanında
bir Kobani olaylarıyla ilgili bir soruşturma komisyonu kurulması için meclise de bir teklif verildi. Evet. Ama kabul edilmedi AK Parti tarafından ve MHP tarafından. Sizce soruşturmanın selameti açısından genişletilip o dönem görev yapmış vali, emniyet, bakın, yani eğer varsa bu FETÖ'se manipüle eden ya da başkaları ortaya çıkması için. Mecliste benim çok ilkesel bir tutumum vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi nihai denetim organıdır. Meclis böyle bir şey kursun, kurarsa. Aynı 15 Temmuz'da. 15 Temmuz'da devletin üst yönetiminden, ben görevde olmama rağmen, benim dışımda o gün itibariyle söylüyorum, sorulara yazılı ya da sözlü cevap vermiş üst düzey bir yetkili yoktur. Sorular bana tevdi edildiğinde 70 sayfalık bir metinle soruları tek tek detaylı cevaplandırdım ve sonra kitap haline de getirdim. Yani o dönem mecliste olup hükümette olan Sayın Gül'ün cevap verdiğini biliyorum ama o anda şeyde değil, yani mecliste veya değildi Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül. Ama onun dışı benim dışımda diğer yetkililerin çoğu, isimlerini zikretmek istemem, vermediler. Benim meclise saygım sonsuzdur ve Türkiye'de nihai otorite meclistir. Şu anda görevde değilim, şu anda milletvekili değilim. Ama bana benim dönemimle ilgili ne zaman hangi soru meclis tarafından sorulursa, hatta hatırlarsın Sayın Cumhurbaşkanı bana hayatımda duyabileceğim en çirkin ifadeyle dolandırıcı dediğinde, buyurun mecliste araştırma komisyonu açın, soruşturma komisyonu, ben hesap vermeye hazırım dedim. Hayatta hesap vermekten, millete hesap vermekten, Allah'a hesap vermekten korkmayanın meclise hesap vermekten korkması diye bir şey söz konusu olmaz. Demokratik bir mekanizmadır bu. Böyle bir soru olursa tabii ki cevap veririm. Kobani konusu ben giderim konuşurum tabii, meclise. Gerekiyorsa böyle bir şey açılırsa gider ama şurada kamuoyunun önünde açık ve net söylüyorum. Kobani olaylarını çıkaranlar terör örgütüdür. 37 vatandaşımızın canına kastetmiştir. Bu konuda şimdi benim bu tutuklamalara karşı çıkışım Kobani olaylarını çıkaranlara mazeret teşkil etmez. Kobani olaylarında sert mücadeleyi onlarla verdim. Bugün başbakan olsam, cumhurbaşkanı olsam, birisi yine benzer terör olaylarıyla Yasin Börü gibi bir genci Diyarbakır'da binadan atacaksınız. İnsanları Batman'a ateşe vereceksiniz vesaire, bu eylemlere giren kim olursa olsun aynı kararlılıkla mücadele ederim. Ama böyle bir dosya 6 sene bekletilip 4 senedir şeydesiniz, devreye o zaman soksaydınız, 6 sene bekletilip seçilmiş belediye başkanlarından milletvekillerine dönük bir operasyona dönüşürse, o zaman da demokratik hukuk devleti adına bu operasyonları yapanların karşısında dimdik dururum. Bu ülke demokratik hukuk devletidir. Sizin istediğiniz zaman istediğiniz dosyayı bir yerden çıkarıp insanların başında demokrasinin kılıcı gibi kullanmanıza izin vermeyiz derim. Bunların ikisi de birbirle çelişkili. Bazıları şöyle diyor. Siz geçen de bir basın toplantısında Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Bey'in geldiği bir basın yayın organı özellikle bu soruyu sormak için gelmiş. Siz 14 Ekim 2014'te bu Kobani olaylarını yapanlar hesap verecek. Evet, o gün dedim ve gereken şeyi de yaptım ben, o mücadeleyi. Ama onu demiş olmam bugün bu tutuklamalara karşı çıkmama engel değil. Bugün bu tutuklamalara karşı çıkmam da bir daha birisi benzer bir olaya teşebbüs ettiğinde kamu düzeni, ben hiçbir zaman Şirin Hanım çok kavramları seçerek kullanırım. Hiçbir zaman devlet otoritesi demedim siyasi hayatımda. Hep kamu düzeni dedim. Kamu düzeni dediğinizde içine HDP'liler de girer, CHP'liler de girer, AK Partililer de, Gelecek Partililer de girer. Hepimizin düzenidir kamu düzeni. Ama birileri devlet otoritesi diyerek o Kürt vatandaşın karşısına devleti koyuyorlar. Öbürküsü de örgütü koyuyor. Artık Kürt vatandaşlarımızın üzerindeki bu kıskaç kalkmalı. Biz kamu düzeni diyerek Kürt vatandaşlarımıza sözü söylüyorum ben. Onun için terörle mücadeleyi veren bir başbakan olarak herkesin hukukuna dikkat etmem dolayısıyla Diyarbakır Sokağı'nda, Van Sokağı'nda büyük bir muhabbetle karşılanıyorum. Çünkü biz ona şunu diyoruz. Değerli vatandaşım, bu kamu düzeni senin de düzenin. Bunu bozan kim olursa olsun, ona karşı beraber bu mücadeleyi verelim. Bu benim düzenim, devletin düzeni değil. Bu senin de düzenin. Ama öyle bir dil kullanıyor ki bugünkü iktidar, her Kürt potansiyel teröristtir muamelesine maruz kalan bir Kürt'ün aidiyet bağı zayıflar. Biz bu aidiyet bağını kurmak zorundayız. Şimdi ben Ayhan Bey'i tanırım. Ya birçok şeyleri yakın tanımam. Ayhan Bey'i tanırım, Altan Bey'i tanırım. Her ikisinin eşini de aradım. Eşimle birlikte geçmiş olsun dedim. Çünkü ben onların geçmiş siyasi hayatlarında da Altan Bey Refah Partisi çizgisinden gelmiştir. Bu çizgide Ayhan Bey Mazlumder'den gelmiştir. Şimdi ne yapmak isteniyor? Kürt
siyasi Kürt vatandaşlarımızın siyasetçilerinin hepsinin terör sepetine konup bütünüyle terörize edilmesini mi isteniyor? Burada aslında yapılmak istenen bir başka şeyi söyleyeyim. İlk defa burada zikredeceğim. Burada yapılmak istenen HDP içinde son dönemde bence sağlıklı bir tartışma olan terörle mesafe koyma çabalarına karşı da bir operasyondur bu. Ben de şimdi denmek isteniyor ki yani HDP içinde birçok faktör var. Ben onların tartışmalarına girmek istemem. Ama geriden geriye takip ettiğim, haberdar olduğum kadarıyla HDP içinde teröre mesafe koyma konusunda ciddi çaba içinde olanlar var. Mithat Bey Sancar, eş başkan, bir akademisyendir. Türk üniversitelerinde ders verdi. Şimdi bu tartışma kendi içinde yürürken bu operasyonu yapanların bir niyeti de açık söyleyeyim. Türk siyasetini, Türk şu anki siyaseti İç Anadolu ve Karadeniz'deki milliyetçi blokla Güneydoğu ve Doğu'daki HDP, terörize edilmiş HDP bloku arasında Türk siyasetini sıkıştırmak istiyorlar. İşte Gelecek Partisi'nin burada alternatif olarak ortaya çıkışı, ben Konya'da nasıl karşılanıyorsam, Diyarbakır'da ve Van'da öyle karşılanıyor isem, Gelecek Partisi İç Anadolu'da nasıl hızlı örgütleniyorsa, Doğu ve Güneydoğu'da da aynı hızlı örgütleniyorsa, işte Türkiye'nin geleceği Gelecek Partisi'ndedir. Yapılmak istenen, sizin ılımlınız olsun, geçmişinizde Refah'tan gelen olsun, şuradan gelen olsun, sivil toplumdan kim olursa olsun hepiniz teröristsiniz. Bunu dediğiniz anda HDP'nin içinde ve o zeminde süre giden iç muhasebeyi durdurursunuz. Ve hepsini birden bir kategoriye, bir sepete koyarsınız. Hepsinin bu sepete konması ve Kandil olarak anılması, açık söyleyeyim, Türkiye'deki demokratik siyasete büyük bir darbedir. Burada Kandil'le işbirliği yapanlar da bellidir. İmralı'yla işbirliği yapanlar da bellidir. Siz devleti yönetenler olarak, iki yüzlüktür bu, çok açık söyleyeyim, iki yüzlük. Hiçbir zaman benim hayatta yapmadığım, yapılmasına izin vermeyeceğim bir iki yüzlükle karşı karşıyayız. Sayın Erdoğan'a ben buradan söylüyorum. Eğer bu operasyonlarda samimiyseniz ve bunların hepsini ben öyle görmüyorum. Benim için Mithat Sancar da terörist değildir, Ayhan Bilgen de değildir, Altan Tan da değil. Tanırım bu insanları. Ve yapılan yanlıştır. Ama eğer bu tweetler bile terör eylemi ise, şimdi size buradan suç duyurusu da dahil her şeyde bulunuyorum. TRT'ye Osman Öcalan'ı, kırmızı bültende aranan Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkması için talimat veren, izin veren, bütün o prosedürdeki herkesi yarından itibaren Cumhuriyet Savcıları hesaba çekmeliler. Çünkü ortada bir şey de yok, hani bir açıklama da yok. Teröristi televizyona çıkarıp açık bir terör propagandasına alet ettiniz ve hepimizin cebinden çıkan parayla finanse edilen devletin televizyonu, aslına bakarsanız Halk TV'nin kapatılma gerekçesinden çok daha ağır bir gerekçe var orada. Teröristi televizyona çıkardınız, propaganda yapmasına izin verdiniz. Öbür tarafta kanun çok açık, cezaevileriyle ilgili hüküm. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını çeken Öcalan'a belli kişiler dışında kimse ziyaret edemez. Devletin özel görevli şeyi dışında ve bir de tabii akraba, yakın akrabaları. Bu akademisyen onun adına mektup getirip o ertelenen İstanbul seçimlerine Kürt seçmenin desteğini sağlamak için oraya giden akademisyen hangi yasal zeminde gitti? Hangi yasal zeminde o mektubu aldı, dışarı çıktı? Kimler adına o mektubu geldi, okudu? Şimdi biz kayyuma karşı çıktık diye İç Anadolu'daki muhafazakar seçmeni bize karşı kışkırtanlar var. Ben HDP'yi... Kışkırtıyorlar mı seka? Tabii kışkırtmaya çalışırlar ama İç Anadolu seçmeni bilir. Benim bu millete aidiyetimi ve bu devletin birliği, beraberliği için ne çaba sarf ettiğimi bilir. Bunlara şimdi sormak lazım. Yani bu kışkırtanlara ve bunlara dönük olarak da. Sayın Erdoğan bu soruları devleti yöneten biri olarak cevap vermelidir. Şimdi onu soracağım. İki sorum var. Bir, HDP'yi kapatacaklar mı? Bilemem. Ama artık Türkiye'de şu olmaz. Bu riski görüyor musunuz? Var tabii. Var. Ama bunun doğuracağı sonuçlar... Kapatırlarsa ne olur? Yeni bir Türkiye'de zaten eskiden iki kesim yeni parti kapatmaya, açmaya alışkındı. Bir Refah Partisi, Milli Görüş çizgisinden, rahmetli Erbakan Hocamızın çizgisinden gelenler alışıktı her zaman kapatılmaya, açılmaya. Bir de HDP çizgisinden gelenler. Bunu hiçbir şeyi çözmez. Hiçbir şeyi çözmez. Türkiye'de demokrasiye bir darbe vurmaktan da başka, açık söyleyeyim, biz Gelecek Partisi'ni Doğu'da, Güneydoğu'da örgütlerken demokratik siyaset içinde HDP ile de rekabet etmek üzere yapılandırdık. AK Parti ile de rekabet etmek. Siyasi mücadele siyasi alanda yürümeli. Birinin terör irtibatı varsa noktası olarak bul, o adamı çıkar, terör irtibatını ortaya koy,
ve cezalandır. Ama o zaman TRT'de o kararı alanları da cezalandıracaksın. O akademisyen İmralı'dan getiren, o talimatı verenler de aynı hesabı verecekler. Şimdi mesela gizli tanıkla bu HDP operasyonları yürüdüğü anlaşılıyor. Gizli tanık ifadeleriyle HDP'nin kapatılması gibi bir durum nasıl bir tablo? Ben bu gizli tanık ifadesinin hukuk sistemimizden tümüyle ya kalkması ya da doğru tanımlanması gerektiği kanaatindeyim. Aynı şey FETÖ şeyleri için de geçerli. İtirafçılar vesaire. Evet, yani istisnai bir şey olabilir. Ama gizli tanık dediğiniz ancak istihbari olarak, ki bu devlet sistemi içinde olur, bu şeyi verir, ifadeyi. Ancak hukuk sistemini bütünüyle gizli tanıklar üzerine oturtursanız hukuk sistemi ortada kalmaz. Çünkü nihayet bir iddia, savcı makamı bir iddiada bulunacak. Savunma makamı da savunacak, hakim de karar verecek. Şimdi tanığın kim olduğu bilinmeksizin savunma bakanının savunma tarafının nasıl savunma yapacağı da belli olmaz. Hani istisnai durumlarda tabii ki bu olur. Ama bu artık Türkiye'de esas Şirin'in problem burada. İstisnai durumlar. Demokratik sistemlerde istisnai olan uygulamalar Türkiye'de işin normali haline döndü. Tehlike burada. Siyasal sistemimizi demokratik nitinden ayıran şey de burada. Başka yerlerde istisnai olarak devlet sırrı, devlet mi her yerde vardır. Ama bütünüyle bunu sistemin içine, merkezine oturtursanız bu sefer adalet sistemini yaşatma şansınız kalmaz. İnsanlara savunma hakkı veremezsiniz. FETÖ son güne kadar bütünüyle hayatında FETÖ'nün, şimdi isim zikretmeyin, basın mensupları içinde de var biliyorsunuz. FETÖ'nün sözcüsü olarak Türkiye'de bilinen birisi. Yani Fethullah Gülen adına konuştuğu açıklamaları bilinen birisi, bizi dahi FETÖ'cülükle suçluyorsa mesela, hangi itirafçılığı yaptı perde gerisinde, kimlere ne hesap içine girdi, kimlere ne aldı, ne verdi? Ya böyle bir şey olabilir mi? Siz devletin içinden, AK Parti'nin içinden ve bütün bürokrasinin içinden ve de basının içinden FETÖ'cülerin temizlendiğini düşünüyor musunuz? Yoksa acaba hala iktidardalar mı? Bunlar en açık söylemek gerekirse o kadar kendilerini kamufle edebilen bir yapı ki temizlendi, bütünle temizlendi demek çok zor. Ama mücadele ederken yine kamu demokratik hukuk devleti kuralları içinde mücadele edeceksiniz. Kanun hükmünde kararnameyle ispat edilmemiş bir şekilde. Sonra beraat etmiş. O kadar çok insan var ki bırakın şeyi yakını. Şimdi şu çok açık bir sorudur bakın. Oyunu söyledim diye de kıyamet koptu. Türkiye'de sıradan bir memur bu çetenin sıradan bir toplantısına gitmişse ve zamanla bu tespit edilmişse dışarı atıldı ve bütün yakınları da devletin dışına gitti. Ardahan'dan dönüyorum Kars'ta Susuz'da, halkın arasına girdim, durdum, konuşuyorum, dinledim. Birisi geldi yanında bir çocukla, yaşlı bir dedesi, torun dedeymiş. Sayın Başbakanım dedi, oğlu o sırada görevli olduğu için herhangi bir örgüt bağı da tespit edilmemiş. Bir şekilde cezalandırmış. Oğlunun akrabası, kardeşi de işten atılmış. Bütün akrabalar atılmış. O kardeşin bu çocuğu nasıl besleyeceğiz biz şimdi diyor. Şimdi eğer siz 4 yıl içinde suçların şahsiliği gibi en temel hukuk kuralını ihlal ederseniz öyle bir topluluk doğar ki karşınızda. Buna mukabil FETÖ okullarında okulluğu besbelli olan, bilinen, FETÖ okullarında yetişmiş insanlar bugün devletin en yüksek makamlarındalar. 15 Temmuz olayına karışmış insanların kardeşlerinin nerelerde, hangi makamlarda olduklarını herkes biliyor. Yüksek makamlarda bu bağlar var ve cezalandırılmıyor da alt tarafta yazık, şeysiz, savunmasız, güçsüz insanların cezalandırılıyorsa bu işte tam anlamıyla hukuksuzluktur. Şimdi mücadele en sert şekilde verilmeli, en kararlı şekilde verilmeli ve FETÖ'den en fazla mağdur olanlardan, en fazla saldırıyor olanlardan Türkiye'de iki kişinin odası dinlenmiştir. Bu FETÖ olayları. Bir, Sayın Cumhurbaşkanı başbakanken dinlendi. Bir de ben dışişleri bakanken benim odam dinlendi. Ve alçakça bunu Türkiye'yi zaafa uğratacak şekilde de yayınladılar 2014 yerel seçimleri öncesinde. Evet. Ben bunun mağdurları arasındayım. Ama bu sebeple de maruz kaldım bütün şeylere rağmen FETÖ hukuktan, adaletten ayrılmayız. Ayrılmamaktayız. Şimdi tabii yani geçmişe dönecek olursak size sorabileceğim o kadar
milyonlarca belki soru var ama toparlayarak gitmem gerektiği için şunu önce sorayım. Şimdi biraz önce siz dediniz HDP'nin bir demokratik çizgiye gelmesi, demokrasi içinde siyaset yapabilmesi, parlamento içinde siyaset yapabilmesinin önüne geçilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla yolundan çıkarılmaya bir anlamda çalışılıyor. Şimdi bütün bu operasyonun yani Kobani operasyonun arkasında Sayın Davutoğlu kim var? Sayın Berat Albayrak'ın etrafındaki pelikancılar mı? Sayın Soylu'nun direktifleri mi? Sayın Cumhurbaşkanı'nın stratejisi mi? MHP mi? Yoksa Soylu'nun arkasında bir yani devleti şu anda kim yönetiyor sizce? Şimdi tabii şu anda devletin başında bütün bunları bilecek imkanım olsaydı bu soru bana yöneltilmesi doğruydu. Buna imkanım yok. Ama Türkiye'de eğer herhangi ekonomide durum niye bu kadar kötü diye sorsaydınız bunun gibi. Şu saydıklarınızı da siz olsaydınız. Hani üniversite sınavlarında A, B, C, D şıkkı var. Bir de E şıkkı olur. Hepsi birden denir ya. Hepsi birden derdim. Hem bu soruya hem ekonomi niye kötü gidiyor. Hepsi. Hem Türkiye'nin itibarı niye zedelendi, ahmak olma diye gelen bir mektuba niye sessiz kalındıdan dış politikadaki zaaflara hepsi birden derdim. Bunların hepsi birden Türkiye'yi. Ama bir şey söylemek gerekirse, Türkiye'de otokratik rejimden rant sağlayan, demokrasiden kopuştan rant sağlayan kimler varsa, otokrasi üzerinden yani otokrasi halkımız bilmeyebilir yani baskıcı, demokrasiden uzak bir rejimden kimler makamını koruma imkanına kavuşmuşsa, kimler oradan dolaylı doğrudan siyasi itibar ve güç kazanıyorlarsa bunların hepsi şu anda Türkiye'de demokrasinin kökleşmesine ve demokratik kurumların güçlü bir şekilde tekrar kurumsal fonksiyonlarını icra etmesine karşı. Bundan sonraki bir kitabım yayınlandı biliyorsunuz. Sistemik Deprem diye İngilizce olarak önce Cambridge University Press sonra da Türkçe olarak yayınlandı. Orada da söyledim. Şu anda dünyada ideolojik savaşlar, soğuk savaş dönemi ideolojileri bitti. Medeniyetler çatışması tezine hiçbir zaman inanmadım ama dini veya medeniyetler arası tezde. Şu anda iki temel eğilim bütün ülkelerde çatışma halinde. Dışlayıcı popülist otokrasilerle kapsayıcı demokrasiler. Ve siyasi akımlar artık böyle ayrılacak. Eskiden mesela Sayın Perinçek'le Sayın Erdoğan'ı birleştiren şey ne? Dini inanış deseniz Sayın Perinçek'in çizgisi belli yani dini inanışın kimsenin karışma ama kendi ifadeleri onların yayın evlerinin çıkardığı şeylerde bütünüyle dine karşı bir tutum vardır. Maoist bir geçmişi var. Vesaire. Peki Sayın Erdoğan'la Sayın Perinçek'in buluştuğu yer neresi? Neresi? Otoriter rejim. Çünkü Sayın Perinçek ta 60'lı yıllardaki Marksist hülyalarını Erdoğan üzerinden gerçekleştirebileceğini düşünüyor. Erdoğan da kendi demokratik sınırları daralan bir şeyi Çin modeli üzerinden gerçekleştireceğini düşünüyor. Peki ekonomi bakanının Çin modeline atıfla demokrasi olmadan da kalkınma olur dediğiniz şey neresi? İşte orada da ekonomi boyutu. Kontrol altında bir ekonomi. Rantın devlet tarafından dağıtıldığı, devletin de bir aile, bir kişi, bir zümre tarafından kontrol edildiği, herkesin bundan ufak ufak hisseler aldığı ve perde gerisinde de işte Sayın Bahçeli'nin Uygurlara karşı niye Uygurlara yapılan zulme hangi milliyetçinin vicdanı el verir? Dünyada şu anda Çin'in Uygurlara yaptığı zulmü dile getirmeyen hiçbir devlet başkanı yok. Hiçbir devlet yok. Ama Sayın Bahçeli'den ses çıkmaz. Nasıl bir milliyetçilik bu? Sayın Erdoğan'dan ses çıkmaz. Nasıl mazlumda? Bugün diyor Libya'da, Suriye'de mazlumlara. Peki Uygurlara niye sahip çıkmıyorsunuz? Çünkü Çin. Birleştikleri şey Çin değil sadece otokrasi. Otoriter rejimler. Çin onu temsil ediyor. Ben Çin karşıtı değilim. Benim dönemde Dışişleri Bakanlığı Çin'le mükemmel ilişkilerim oldu. Uygur'a, Kaşgar'a, Urumçi'ye de gittim bakan olarak ve Çin'le rasyonel en iyi ilişkiler kurulmalı. Ama Türkiye'de Çin modelini getirip demokrasileri kısıtlayıp ekonomiyi öyle kalkındıralım derseniz ona karşı önce ben dururum. Türkiye halkı Avrupa Birliği standartlarında demokrasiyi, Çin standartlarında kalkınmayı hak eden bir halktır. Peki burada hep seyircilerimizin de merak ettiği bir konu var. Siz de AK Parti'yi çok yakından tanıyorsunuz hem de Cumhurbaşkanı'nı. MHP mi yönetiyor şu anda Cumhurbaşkanı'nı? Devlet Bahçeli midir belirleyici olan? Yani ben kişiselleştirmek istemem ama şu anda Sayın Cumhurbaşkanı'nın siyasi kaderi anlamında da maalesef AK Parti'nin siyasi kaderi anlamında da en belirgin aktörlerden birisi Bahçeli'dir. Ve Sayın Bahçeli son 20 yıl içinde hiçbir zaman böyle bir güce kavuşmamıştı. Şu anda Sayın Bahçeli'nin tek başına seçime girse alacağı o %5 ile 7 civarındadır. Ama kullandığı güç %25 ile 30 arasındadır.
Ve ben AK Parti genel başkan olarak bıraktığımda %49,5 oy almış. Hiçbir başka partiye muhtaç olmayan, tek başına devleti yönetebilecek durumda olan ve Mayıs ayında ayrıldığım ayki anketler %54'ü gösteriyordu. Asgari ücreti artırmışız, enflasyon %5'lere inmiş, 3'lerde çekirdek enflasyonu, faiz düşüyor. Bu şartlarda hiçbir, şimdi buradan da samimi AK Parti seçmene sesleniyorum. Böyle bir AK Parti'yi bırakmıştık, ümit var oldukları. Ama gele gele sonunda değil Sayın Bahçeli gibi mecliste grubu olan ve Türkiye'de bir siyasi çizgiyi temsil eden, o siyasi çizgiye de ben saygı duyarım. Sayın Bahçeli'yi eleştiririm ama Türkiye'de MHP çizgisi bir damardır, ona saygı duyarım. Yani HDP, MHP zıtlaşı içinde, gerilimi içinde. Bunlar, bu damarla hepsinin belli şeylerde temsil ettiği seçmen kitlesine saygım var. MHP kitlesine. O anlamda saygım sonsuz. Bana çok ciddi destek verdikleri için biz 1 Kasım'da, 7 Haziran'a göre 1 Kasım'da büyük bir güç kazandık İç Anadolu'da, Karadeniz'de. Ama Sayın Bahçeli parti, mecliste grubu olan bir partiyi bırakın, Perinçek gibi mecliste grubu olmayan, binde birin altında oya sahip olan birine bile Sayın Erdoğan AK Parti ve AK Parti muhtaç hale gelmişse AK Parti'yi seçmen zorlamak durumunda. Kim bunu bu hale getirdi? Bugün AK Parti kitlelerinin AK Parti üzerindeki hakkı, hukukunu temsil edecek hiçbir milletvekili ve bakan kalmamıştır. Ve o, onların hakkı ayaklar altında şu anda. Ayaklar altında. Peki, neden? Ve o kitleler fakir, dar gelirli kitleler. Peki neden size ya da DEVA'ya gelmiyor AK Parti'nin seçmen? Gelmiyor değil. Gelmediğini nereden biliyorum? Şimdi mesela araştırmalara bakıyoruz. Hep sizinle, yani DEVA'yı ayrı tutayım çünkü o, Sayın Babacan geldi, ona sorarım ama şimdi Gelecek Partisi olarak sorayım. Bakıyoruz %1'ler, %2'ler. Yani beklediğinizi bulamadınız mı AK Parti cephesinde, seçmenin cephesinde? Anketçiler bilir. Geçtiğimiz haftalarda birkaç önemli anket kuruluşunun başındaki arkadaşlarla görüştüm. Yani bize yakın değil. Eskiden beri farklı siyasi görüşlere sahip olmuş arkadaşlar da var aralarında. Bunu konuştuğumuzda mutabık kaldığımız, onun da onların da kabul ettiği bir gerçek var. İki şartta ankete güvenilmez. Anketçilerin hatası değil bu. Anketçilere saygı. Elin görevlerini yapıyorlar. Bu rakamların bir kısmının şeyi de orada, zemini. Bir, eğer bir ülkede korku iklimi varsa ve insanlar pandemi şartlarında özellikle telefonla yapılan bir ankete, telefonun karşı taraftakinin çok şeyi, bir yüreği olması lazım ki sağlam, her şeyi göze almalı ki Gelecek Partisi diyebilsin. Bu şartlarda, bu korku şartlarında özellikle yüz yüze olmayan anketlerin, ki çoğu yüz yüze değil pandemi şartları dolayısıyla, telefonla doğru işaret etmeleri çok zor. %2'lik kitle bu anlamda iyi bir rakam olur. Milyonu aşan bir kitle anlamına gelir. Ama bir bu şart, ki ben o %2'yi de kabul etmiyorum. O da doğru değil. İkincisi ise seçim şartları sandığı görülmemişse anketin kıymeti yoktur. Batı'da da böyledir, Doğu'da da. Sadece bir trend gösterir size. Seçim sandığı görüldüğünde, seçim satım haline girdiğinde bu olur. Üçüncüsü, bütün bu anketlerde diyelim bir %2 gösteriyor, %3 gösteriyor. %20'lik bir kararsız kitle var. O kararsız kitle dağıtıldığı zaman en büyük payı yine AK Parti alıyor, çok olduğu için. Halbuki o kararsız kitle AK Parti'den kopan kitle. Tabii %20'lik neredeyse tabii, bir bulut o var. O kararsız kitle dağıtıyor. %50'si AK Parti, %40'sı oyu. O kararsız kitlerin %20'nin %8'ini AK Parti'ye yazıyor yine. O zaman da bizlere düşen pay az gibi. Halbuki o kararsız kitlenin büyük çoğunu bizim seçmenimizdir. Evet. Çünkü AK Parti'den kopmuş, yer arıyor. Aynen. Aradığı yer, adresi biziz. Ben neyi görür inanırım biliyor musunuz? Gözle gördüğüme. Başkalarının anketleri beni ilgilendirmez. Benim gözle gördüğüm, çok net söylüyorum ve hayal de görmüyorum. Onun için pandemi şartları el bittiği zaman, dağıldığı zaman, Haziran ayında artık şey oldu dedi. Biz Haziran 7'si veya 8'i Ardahan'da ilk ilçe kongremizi yaptık. Ve Ardahanlara size geleceğim dedim. Sonra Temmuz ayının başında, ortalarına doğru Batman'da ilk kongremizi yaptık. Arkasından bakın. Batman, Kars, Ardahan ve aradaki bütün ilçeler. Susuz, Göle, Çıldır. Sonra Alanya, Konya, Bartın. Bartın, Zonguldak arası, Çaycuma, Devrek. Hani batıda. Sonra Diyarbakır, Diyarbakır'ın bazı ilçeleri, Van, hepsini böyle adım adım gezdim. Antalya. Eğer pandemi ikinci bir dalga başlamasaydı sorumluluk gereği çekildim.
şunu söyleyeyim, çok ciddi bir dip dalga geliyor. Ve bu dip dalganın izleri zamanla artarak gelecek. Buraların bir kısmı AK Parti'nin kalesi olan yerlerdi. Ama o kale olan yerlerde bile çok ciddi sorgulama var. O dip dalganın gideceği adres neresi? Ben şunu görüyorum, alanda bu adres Gelecek Partisi'dir. Peki şimdi çünkü herkes şimdi... görüyor, herkesin sustuğu, kenara çekildiği, parti kurar mı kurmaz mı diye çekildiği bir yerde biz yiğitçe, mertçe çıktık ve bizden sonra diğer partiler geldi. Şunu netleştirelim. Şimdi siz o zaman bu söylediklerinizden anladığım daha çok AK Parti'den gelecek olur almak istiyorsunuz. Çünkü şöyle sorayım, siz bana cevap verin. Bu genel bir izlenim. Şimdi İYİ Parti tabanı ve CHP'nin bir kısım tabanı sizi siyasal İslamcı olarak görüyorlar ve İhvan Hareketi'nin Türkiye'deki temsilcisi olarak görüyorlar ve asla ve asla Davutoğlu'na, Ahmet Davutoğlu'na oy vermeyiz diyorlar. Bir kısım Kürt seçmen, yani araştırma bunlar benim kendi görüşüm değil. Ben size söylüyorum, siz cevap verin. Bir kısım Kürt seçmen diyor ki Cizre olaylarından dolayı asla vermeyiz diyorlar. Bir kısım seçmen de AK Partili diyor ki reis dururken Sayın Davutoğlu bıraktı gitti partiyi. Bunlar negatif. Bütün bunlara cevabınız ne? Hepsine bütün bu yönlendirilen size suçlamalara ya da bakışa ya da ön yargıya vereceğiniz cevap ne olur? Hepsine cevabım benim hayat tarzımdır, hayatımdır. Beni akademik hayattan bilenler bilir. Hiçbir zaman öğrencilerimi dışlayan bir ideolojik tutumum olmadı. En iyi öğrencilerim belki de bana siyaseten en karşı öğrencilerimdir. Siyasi hayattan beni tanıyanlar bilir. Hiçbir zaman bir vatandaşımı dışladığım, bir vatandaşlığı aşağıladığım, azarladığım, dini gerekçelerle herhangi bir vatandaşa bir ithamda bulunduğum, sen niye dindar değilsin, sen niye şöyle Müslüman değilsin diye herhangi bir konuşmamda dini bir referansı kullanmam. Evet, ben her zaman söylüyorum, evrensel değerlere inanırım. İnsani kimliğim her kimliğimin üstündedir. Ama Müslüman ve Türk kimliğinde de hiç gocunmadım. Türkiye Cumhuriyeti'nde temsil ederken dünyanın bütün liderleriyle medeni ilişkiler içinde ilişkiler kurdum. Hiç kimse de bana dediğiniz gibi İhvan o bu gibi bir kalıp içinde bakmadı. Bakmış olsalardı bir taraftan İran'la nükleer anlaşmayı imzalayan da benim. İsrail ile Suriye arasında müzakere yapan da benim. İsrail'in bu anlamda güvendiği taraf olarak, çünkü adaletime güvenirlerdi. Kim olursa olsun dünyada benim adaletime güvenmiştir. Filipinler devletiyle oradaki Müslüman şeyler arasında, gerillalar diyeyim, 10 yıllardır süren savaşı durdurmak için arabuluculuk yapan da benim. Sırbistan'la Bosna Hersek arasında arabuluculuk yapan da benim. Sırflar şöyle düşünmedi, bu Osmanlıcı, bu İhvan demedi. Boris Tadiç'in en fazla güvendiği kişi olarak Haris Sılaç ile Boris Tadiç arasında anlaşma yapan da benim. Ve bunun örneklerini çoğaltabiliriz. Bu kimliklerimden hiç gocunmadım. İnsani kimliği olmayanın Müslüman kimliği olacağını düşünmedim. Ama Müslüman kimliğini de bugün Fransa'daki haddini bilmez Macron gibi, İslam krizde falan değil. Evet, bir takım Müslümanlar krizdedir. Hristiyanlık, Trump'ın gibi bir dışlayıcı liderin çıkması Hristiyanlığın krizini mi gösterir? Şimdi bir sürü problemi veya Çin'deki Uygurlara yapılan zulüm, Konfüçyanizmin krizini mi gösterir? Bunlar cahilce tutumlardır. Siyasi oryantalist İslam tutumlardır. Siyasi İslam diye bir kavram ben kabul etmedim. Ya da bitti deniliyor mesela. Ben siyasi İslam diye bir kavramı hiç kabul etmedim hayatımda. Siyasi Hristiyanlık yoksa siyasi İslam da yoktur. Siyasi Yahudilik yoksa, yani Netanyahu siyasi Yahudi olmayacak. Ne bileyim, Erdoğan muhalefet ediyorum ama, yani bu ayrı görüşteyim ama, ben siyasi İslam olacağım, hayrola. Netanyahu'nun Yahudilik üzerindeki o dogmatik tavrının hangisini benim şeyim gördü? Nerede biz kime zulmettik? Şey anlamda söylüyorum. Veya Sayın Merkel, çok yakın şeyimizde oldu, mülteci anlaşmasını imzaladık. Hristiyan demokrat. Siyasi Hristiyan olmayacak, biz olacağız. Hayır. Böyle bir tabiri ben hiçbir zaman siyasetle İslam'ı yan yana hiç kullanmadım ben. Benim kimliğim belli. Ve bir kişiye zulmettiğimi kimse söylemedi. Bir kişinin hakkını yediğimi söylemedi. Ve ben dini şöyle görürüm. Gösterilen iki şey Şirin Hanım, kitap yazdım gençler, orada da yazdım. Olmadığına delalet eder. Birisi özellikle durduk yerde güçlü olduğunu göstermeye çalışıyorsa aslında güçsüzdür. Bir kişi durduk yerde gerekçe, yani hiç ortada bir şey, dindarlığını sık sık göstermeye çalışıyorsa dindar değildir. Gösterilen dindarlık dindar olmaktan çıkmaktır, riyadır. Dolayısıyla şu andaki İhvan, iktidar dindar bir iktidar mı sizce? Beni iktidarların dindarı din dışı olmaz. Kişilere bakarım.
her gün sık sık kendisinden dini referanslar zikretmesi bir insanın riyadır. İslami terminoloji kullanarak söylüyorum, riyadır. İbadetinizi Allah için göstermek için yaptığınız anda riyadır. İhvan geçen gün bir programda da izah ettim. Orta Doğu'daki bir hareket olarak İhvan Mursi, yani Mısır'daki şeyde sadece ve sadece seçilmiş olduğu için onu destekledik. Seçilmiş otorite bazı yerde seküler Şii oldu, İyad Allavi Irak'ta destekledik. Bazı yerde seküler, laik, Sünni oldu, Fuat Sinyora'yı Lübnan'da destekledik. Şimdi dolayısıyla burada ve bizim partimiz şu anda Gelecek Partisi'nin içinde Türk demokrasi tarihinde ilk kez, Şirin Hanım, ta bütün Cumhuriyet tarihinde ilk kez Hristiyan vatandaşlarımız kurucu. Daha önce hiç örneği yok. Dolayısıyla bu birinci soru. İkincisi Kürt seçmen meselesi. Ama reklamdan sonra söyleyin. Hem onu söyleyin, arada lafınızı bölmek istemiyorum. Hem de tabii ki size Sayın Kılıçdaroğlu'yla yaptığınız görüşmeleri, demokrasi bloğunu olabilecekse ve tabii ki yani o söylediğin üç kategoride, hiç merak etmeyin. Dönünce oradan devam etmenizi rica edeceğim. Kısacık bir ara vereceğim. Sayın Davutoğlu'yla sohbetimiz devam edecek.